Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyiz New Horizons'ın 40. bölümüne, evet 40 olması lazım, evet 40. Tamam, o zaman bir Devlet Bahçeli esprisi yapabiliyoruz. Nerede yetmeyecek? Neyse. Şimdi şunları yerleştirelim. Evet. Bunu görüyorsunuz ki burada şöyle bir olayımız var. Şunu yaptık öncelikle. Burada Arsenik'i elde etmek kolay. Şurada da daha doğrusu görece olarak kolay. Nether'da biraz dolaşmanız gerekiyor. Şu yüksekliklerde. Orada Small Realgar Ore var. Orada da şu an kullandığım texture pack'i kullandım. Şu an kullandığım texture pack small ore'ları daha rahat görmemi sağlıyor. Arseni'yi buradan elde ediyoruz. Galyum biraz sıkıntı. Galyum da yani elde etmek için Electrolyzer'a Sphalerite'ı koyuyorsunuz. Ve %25 şansla Tiny Pile of Galyum Dust geliyor. İleride daha avantajlı yöntemleri var ancak şu an için elimizde yoklar. Sonra bunları mikserde birleştirip bunu elde ediyorsunuz ve bununla diyot yapıyoruz. Diyodun yapımı bu şekilde. Yani şu molten glass, doğrusu bu. Evet. Diyodu yapıyoruz. Ve son olarak bir de ardından şu da vardı. Empty circuit board. Bu kolay bir şey zaten. Sadece şurasını şunu da yapıyorsunuz. Ve voila. Ve artık medium voltaja geçebiliriz. Nihayet medium voltajımız var. Ve bunun sayesinde daha değişik şeylerimiz açıldı. Fish oil, advanced fluid extractor. Evet. Ve bununla beraber. Evet. Bu arkadaşımız açıldı. Bu arkadaş benim için şu an önemli. Çünkü uzun vadede asıl Steam üretimim bununla olacak. Ops. Şimdi burada ne yapıyorum? Bunun için neler lazım bize? Bolca bronz lazım. Bolca. Tamam, bronze plate bricks. En kolayı evet. Ama bunun için bolca bronz üretmem lazım. Bunun anlamı bolca bronz. Evet, bu şekilde bronzumuzu üreteceğiz. Ondan sonrasında da hedef ödüllerimizi yapacağız. Şu silver ore'ları işliyorum çünkü LED'e ihtiyacım var. Neden LED'e ihtiyacın var diye soracak olursanız, ben önceki bölümlerde bahsettiğim ve sonrasında salak gibi unuttuğum bir şeyi hatırladım. LED. Evet. O nedir diye soracak olursanız şurada. Şu arkadaş. Potent fluid pipe. Bu normal fluid pipe'ten çok daha verimli bir fluid pipe. Ve benim buna ihtiyacım var. Potine ihtiyacım var. Ve Potin Dust. Sen nasıl yapılıyorsun? LED, bronze ve tin.
Öyle yapalım şimdilik. Bunlar işlerine dursun. Aslında Mortar'la çok hızlı bir biçimde işleyebilirim ya. Mortar'ımın da durabilitesi ne kadar kaldıysa. Bu kadar kalmış. Duran kalayım mı burada? Tamam, 24. Tin. Tin de 1.24. Yok, Tin 12 istiyor. Şu an. Ve bronz. 24. Bununla beraber elim envanterimde sürekli olarak bir torch mu yerleştirmişim kazanmaya? Evet, torch yerleştirmişim kazanmaya. Sürekli olarak alüminyum barındırıyorum. 4-4 atıyorum bunun içine. Şunu da şurada sudan kaldırdım çünkü geçici olarak bir şeyler falan derken şu anki durumumuz bu. Hemen geliyorum. Evet, ve geri geldim. Şimdi ne yapıyorduk? Şu kenarda dursun, onlar arkada işlerine dursunlar. Ben şurada şu arkadaşa bir girişeceğim. 9 alüminyum plate'imiz gerekiyor. Bunun için. Oops. 9 alüminyum plate. Gelin bakalım. Rough iron plate'im var mı? Var. Eğer bu kadar led işlemiştim bir ara. Bronzlarım da işleniyor. Sekiz. Bu nerede? Heh, takıldı bir yerde. Bunları da biraz bir ara upgrade etmem lazım. Aynı işliyormuş şu an. 12 tane tin. Tinle ayrını karıştırmak da bence büyük bir yetenek. Tamam, şimdi. Gel bakalım. Sonra sen gel. Siz gelin ve... Teşekkürler. Voila. Bunu yaptık. Buradan bayağı bir şeyimiz açılıyor aslında. Ve şuna da girişebiliyoruz. Item Translocator. Bu aslında bayağı güçlü bir item. Kısa mesafe içerisinde. Evet. Bir saniye, şu görev ne? Sugarcane, wheat, apple. Biyodizel üretiminden bahsediyor bana. Tamamdır. Buna yavaştan girişiriz. Advanced Electrolyzer. Bu arada bir bakalım. Buralara yeni görevlerimiz gelmiş. Evet. Impulsion kompresörümüz gelmiş. Smelt all the things. Time. Tamam. Şu an önemli. Bu biraz ilgimi çekmiyor değil. Still not enough charcoal. Ha evet. Charcoal üretimi için bu bayağı güzel. Otherwise we need tons bronze. Steel. To build it. Evet. Steel. Bronze plated bricks. 66. Evet. Circuit. Tamamdır. Şimdi electrolyzer muhtemelen
Ha, ilk iki tanesini daha harcayacağız. Örneğin Silverwire. Bunu yaptık. Medium voltage batteries. Bunlara girişebiliyoruz artık. Good enough for you. Ha, şundan bir yapalım aslında. Buralarda bir yerde bir extruder açılacaktır kesinlikle. İyi voltaj rotor. 8 alüminyum rod, 8 magnetic steel rod onlardan var. Copper nickel wire. Copper nickel wire. Kaç tane gerekiyor? 16 tane. Kesin bayağı bir gerek çok, o yüzden biraz yapalım. Nickel. Sonra bunları wire yapacağız. Ardından gelelim. Heh, bronze dust, tin dust. Şimdi bronze, led, tin. O tin dust. Achievements gets. Protein. Ve SMP Shadow. Güzel. Bunlar da oldu. Ancak bu pillerimiz biraz yendi. Bayağı bir sömürüldü. Ardından. Başka ne? Alüminyum rod lazım 8 tane. Ve benim ilk fırsatta extruder yapmaya girişmem lazım. Medium voltaj alanı. Bu low voltaj alanı. Low voltaj alanı şu an hiçbir işime yaramıyor. Yani gerçekten hiçbir işime yaramıyor. Süs olarak duruyor burada. Medium voltaj alanı benim için bayağı önemli. Çünkü özellikle şunun yapımını inanılmaz kolaylaştırıyor ve ucuzluk. Aslında ucuzlattı da. Ucuzlatıyor yine. Çünkü şu alüminyumları, alüminyum dastlarla uğraşmama gerek kalmıyor. Bir tane ingotu koyuyorsunuz ve size iki tane alüminyum. Rol veriyor. Ve bu aslında büyük bir artı ve demişken şunu hızlıca yapalım. Hemen detect play. 10 tane yüksek. Dear Ender, going to evet. Enderman'lere işkencemize devam ettiğimize göre... Ups. Enderman de kaçmayı başarmış. Tamam, bu ilk defa oluyor. Ha. Evet. Başka gelecek mi? Tamam, sanırım daha yok. Sen öyle dur. Bize saldırmayacaksın, değil mi sen? Ha. Bu ölmemiş miydi? Yok. Sen sonun ne oluyor? Ha. Mirage Enderman biraz sıkıntıymış. Tamam, bayağı kafası güzel bir Enderman bu. Bayağı değişik bir Enderman'miş.
Sanırım nihayet öldü. Umarım. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Hiç hoş bir deneyim değildi. Hiç eğlenceli bir deneyim değildi. Neyse. Biz ne yapıyorduk? Evet. Motor. Bunun için Copernicle'ımız. Kaç tane? 16 tane 2x. 16 tane inbat. Creeper gördüm sanki. Protein ingotlar bana yolsu elektrik olarak dönecek. Literally. Kemin gerçek anlamıyla. Elektrik olarak dönecekler. Bunun yanı sıra. Bölüm arası bir de yaptığım bir şey daha var. Nereye koyalım onu? Gene her yer bende Dire Chest olmuş durumda. Ah evet. Bu arkadaş. Ve bir de ha. Onun görevini de yapacağız. Yerde. Glitch'in pattern var mı? Evet var. Leaf Glitch'in pattern. Bunun için Oak Leaf. Her şey direkt Leaf lazım. Benim Leaf'im yok. Ama elde etmesi dünyanın en kolay şeyi. İstediğin Leaf olsun diyor. Ben sana dünyaları veririm. Yanlış oldu. Grass gel bakalım. Şimdi leaf'imizi aldık. Crossbow'umuzu yaptık ancak crossbow'umuzu kullanamıyoruz o yüzden. Şu an sen gel. Sen leaf. Neredeydin? Tamamdır. Tabii bunu envanterime bir almamı istiyor benden. World Casing. Magnum Tool Ama bunu da yapacağız illa. Tamam, Extruder'a laf etmiştim ancak Extruder şu an işime yarayacak. Lafımı geri alıyorum. İşe yaradın. Şimdi. Güzel. Broad. Sonrasında. 4 tane. Magnetic Iron bu. Tamam, Magnetic Steel lazımdı. Onları nereye koydum? Burada tamam. Evet. Copernicle'larım. Bak potinleri içine koyuyormuşum çünkü. Salak gibi. Ben de boşu boşuna bekliyorum. Basic var. Ne oldu geldi? Şimdi bunu da tamamladık. Geriye Bolt. Bir saniye. Nether quartz. Bolts to make them even better. Ne olur. Ne ile doldurabiliriz? Molten Blaze. Molten Real Gar.
Zinc. Silver. Metal. Gold. Gold olabilir. Nikrom. Burada. Iron Bolt. Ben bir gold da yapayım. Gold'um da bayağı az kalmış. Aa, zaten gold'u işleyemiyormuş. Tamam. Capsule. Iron. Salt fire. Sen neyden yapmışsın? Full salt fire. Asansör, Mountain Warriors, Kental, Gold, Nikron, Nikel. Tamam, olsun nikeli. Lead Extractor'la. Molten Lead. 4. Neyi kullanabiliriz? Cidden. Bu maç mesela. Make it. Iron. Ha. Ha. Tamam. Salt fire. Some chemical beds. Ha, tabii başka salt fire yok. O yüzden şu an yapamıyorum. Şunlar kenarda dursun. Ben onları bir fluid solidifier yapıp öyle yapabileceğim. Ne güzel. Ha, kapanikalarım da oldu bu esnada. Bir saniye. Unutmayalım da göreve yazsın. Mesela Magnetic Steel Rod'ları yazmamış. Ve copper cable. 8 tane. Ve valla. Ve burada Bending Machine. Evet. Bu arkadaş şu anki öncelikli hedefim. Evet. Bu arkadaşım kesinlikle önceki hedefim. Salt fire. Super tank. Better tank. Evet, artık super tank yapabileceğim. Gerçi hala tam olarak yapamıyorum çünkü birkaç bir şey daha lazım. Yani büyük oranda yapabilecek hale geldik. Bu şekilde adım 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 ilerleyerek her şeyin daha güzel olduğu bir geleceğe hep beraber gideceğiz. Evet, medium voltaja ilk adımlarımızı attık. Her ne kadar medium voltajdan hiçbir şey kullanmasak da ve yakında şunları aktif etmeye başlasam güzel olacak. Çünkü diğer saat neredeyse bitti. Evet.
Bu arkadaşımız da güzel güzel çalışıyor. Şimdi gelelim şuraya. Sen ne durumdasın? Tamamdır, yüz. Hepiniz %100 sessiz. Şimdi şundan yapmamı istiyor benden. Bunun için Extruder için önemli. 1, 2, 3, 4. 4 tane rol. Şu alüminyumlarımı ben bir alayım. Dört tane rot. Bunun yanı sıra dört tane de plate. Aslında dört değil, 9 tane plate lazım. Bunu kullanacağım da bununla beraber başka bir arkadaş daha yapılması lazım. Çünkü buna enerji sağlayabilmemin tek bir yolu var. O da enerjiyi direkt olarak Transformer'la alın. Tamam, 8x bu güzel. Bunda kaç tane pil var? Erişemiyorum. 2 tane var. Yani buna 2 tane daha pil ekleyeceğiz. Kabloların hepsini redstone alloy kabloya geçirmem lazım. Yani şu alüminyumları... Şunlar bittikten sonra alüminyumlarımı bir süre yapmayı bırakacağım. Redstone alloy yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ve benim bol bol bu red, pardon, bu red alloy, ben redstone alloyumu şuraya koymuştum. Redstone alloy yapacağım bol bol ve bu redstone alloylarımı kablo yapayım. Kablo yapacağım. Sonrasında da en azından kayıpsız bir kablo bulacağım. Evet. Sonrasında ne yapıyorduk? Elektrik piston. 4. 4 tane rodum oldu mu? Evet oldu. Bunların hepsi ne? Büyük bir kısmını muhtemelen son yapışlarımız. Çünkü bundan sonra artık extruder üzerinden çok rahat bir biçimde yapabileceğiz bunları. Bu arada bir tane istiyor değil mi? Evet, bir tane istiyor. Aslında muhtemelen makine birden fazla isteyecek. Cable. Voila. Uy. Sen bayağı bir şeymişsin. Bir sıradır. Bir tane istiyormuş. Aslında bunu bayağı kolay yapabilirim şu an. 16 tane kapır. Bunların hepsini çevireyim. Steel fluid pipe var. Hem hepsi var. Steel fluid pipe. Normal. Güzel. Gel buraya. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ups. Ve şeye bakıyorum. Ayasın. Hemen seksi bir. Bunu şimdi buraya koyacağım. Buradan da bir adet Transformer. Şimdi Transformer neredesin? Medium voltage Transformer. It's possible to run a high voltage. Pardon, bu değil. Benim low voltage transformer ihtiyacım var. Nereye koymuşum onu?
Dur. Önce güvenlik önlemi olarak seni şöyle alalım. Sonra voltaj sensörü. Gördüğünüz gibi bu taraf bazı noktalar küçük, bir tanesi büyük. O büyük nokta high voltaj alan yer. Hayır şey daha yüksek olan voltajın bulunduğu taraf. Şimdi wire cutter. Gel bakalım. Ups. Benim saklım. Şimdi seni şöyle alalım. Ve screwdriver mıydı? Screwdriver nereye koydum? Şimdi bir de şimdi şuradan bir bakalım. İyiydi. Voltaj sensörü. It's possible to run. Medium voltaj makineleri hala low voltajdayken çalışmak mümkün. Bluetooth transformer. Or melt. Tamam. Soft melt ile değiştiriyormuşuz. Seni şöyle atalım. Soft melt. Burası. Evet. Şimdi bu output'u evet. 4 amper input alıyor ve 1 amper output veriyor. Şimdi battery alloyların nerede? Benim biraz daha battery alloy'a ihtiyacım var. Battery alloy'u nasıl yapıyorduk? Alloy smelter. LED antimatik. LED. Tane antimatik. Tamamdır. Ve benim Twilight Force'a geri dönüp bolca LED kazmam lazım. Ve diğer türlü sıkıntı. Güzel bir şimdi biraz daha bekleyelim. Sonra siz gelin. Etrafoylar. O esnada iki tane. Quartz, arsenik, machine. O esnada bir de bir şey daha yapacağım. Benim redstone alloylarım nerede? Şunların hepsini ben bir kabloya çevireceğim. Spiral. En azından şu merkez olanı bir dönüştürmek istiyorum. Çünkü buraya herhangi bir kayıpla aktarmak istemiyorum. Çünkü gıdı gıdına, hani ucu ucuna yetecek enerjimiz burada. Dolayısıyla da görevimizi tehlikeye atmayalım. 8. Sekize, şu anki düzende 8'e gerek yok ancak en azından uzun vadeli olarak düşündüğüm için 8 tane yapmak istiyorum. Evet. Wire cutter. Gel bakalım. Ve ya, bu otomatik bağlandı. Bu. Ve bu. Geriye şunları bağlı kaldı. Aslında bunu da yapabilirim çünkü hali hazırda burada var. Evet.
Ve bu şekilde kayıpsız bir enerjimiz oldu. Şu an bu Advanced Extruder'ı koyarsam hiçbir şey patlamayacak değil mi? Hatta bir test edelim. Şarj etmiyor. Evet, çünkü 4 amper veremiyoruz. Doğru. Henüz veremiyoruz. Diyelim. Şunları koyduktan sonra 4 amper çıktı verebileceğiz. Şöyle gelelim. Dolmuş olanları almak istiyorum. Artık 4 amper çıktı verebiliyoruz. Ve herhangi bir patlama sesi duymadım. Bu iyi işaret. Şimdi. Arada kablom lazım. Sen arada illa kablomu istiyorsun. Tamamdır. Bakalım şarj etmiyor olabilir. Şimdi. Strider. Seninle hızlıca bir şey deneyelim. Neyi strider'layalım mesela? Of. Bir tane bonus plate. Evet, çalışıyor. Tamam. Sadece bunu şarj edeyim. Güzel. Güzel. Daha da güzel. Evet. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.